Beden aklımız hayatın var olmasıyla alakalı her an senaryo ve dizaynlarını değiştirebilir. Ama bazen de bir kalıcı senaryoları vardır. Mesela gün içindeki sizin dolaşım aktivasyonu, kalbin atım şekli, solunum şekliniz ve sayısıyla gece uykuya daldığınızdaki dolaşımla alakalı performans, solunum performansı farklı olur. Ki burada hormonlarınız da devreye girer ve sizi dingin bir sürece alır. Çünkü siz 80-90'larda nabzınız attığında solunumunuz yine gündüz gibi devam ettiğinde zaten dinlenemezsiniz. Demek dinlenme sürecinde vücut gündüzki aktivasyondan farklı işletilir beden aklı tarafından. Beden aklı bunu yaparken aslında bir dingin ve sakin süreci devreye koyar. Ve yaklaşık olarak performans gece uykuya daldığımız süreçte, gece yatma sürecinde %50 aşağı düşer. Performans %50 aşağı düştüğünde işte dolaşım da, nabız da, solunum da bununla beraber aşağı çekilir. Yani bizim günlük 10 puanlık malzememiz varsa dokulara göndereceğimiz dolaşımla alakalı bu gece 5'lere inmeye başlar. Olay böyle olunca malzeme de beden tarafından az olunca yine beden aklı devreye girer. Onun için gece biz aslında üşürüz. Hani uyuyanın üzerine kar yağar derler büyükler ya. Aslında o performansın geriye çekilmesi azalmasından kaynaklanır. Beden aklı o süreçte elindeki malzemeyi daha aktif kullanması gerekir. Ve periferi dokulardan, işte kas dokusundan, diğer dokulardan kanı çeker, merkeze toplar. Merkeze de beyin, kalp, ana organlara bunu gönderir ki hayatın idamesi için süreç devam edebilsin. Bunu yaparken bir dostumuz daha vardır. O da küçük dil dediğimiz soluk yolunu açık bırakan aslında oradaki arkadaşımız. İşte bu arkadaşımız gündüz nasıl ki hani su içtiğinizde sizi geriye suyu gönderir, soluk burnunuza kaçmaz, nefes aldığınızda açılır, rahat hava almanızı sağlar. Gece de aynı şekilde beden aklı bunu bildiği için oraya sahiplenmesi gerekir ve kanın bir kısmını da oraya gönderir. Fakat elindeki malzeme 100 puan bunu 50'ye indiğinde bunu yapabilir. Bazen şu olur, yediğimiz gıdalar, stres, işte yaşam şekliyle alakalı süreçlerimiz, sigara, alkol gibi toksik alışkanlıklarımızdan dolayı veya başka hormonal sistemle bağlantılı da olabilir bu olay. Kandaki toksik yükünüz artabilir. Dolaşımla alakalı süreciniz sıkıntıya gidebilir. Yani elinizde artık 100 puanlık bir dolaşımınız yok, 60-70 puanlık bir dolaşımınız vardır. Gün içinde bu performansla hayatı idame etmeniz mümkün. Çünkü dokulara kanınız gider. Fakat uykuya daldığınızda aynı senaryo işletilmeye başlayınca, yani %50 dolaşım aşağı düşmeye başlayınca bu sefer 60 puanlık bir dolaşım artık 30 puanlık bir dolaşıma dönmeye başlar. 30 puanlık bir dolaşımda artık malzeme azalmıştır. Beden aklının hayatiyet açısından önemli olduğu yapılar vardır. Neresi vardır? Beyin, kalp, akciğer. Hani bizim küçük dostumuz vardı ya, küçük dilimiz. Artık onun için bir anlam ifade etmez. Çünkü onun için beyin ve kalp daha önemlidir. Bu sefer beden aklı malzemeyi, 30 puanlık malzemeyi o bölgelere gönderdiğinde, küçük dili de ihmal ettiğinde biz bunu ne zaman yapar? Derin uykuya geçtiğimizde. Derin uykuya geçtiğinizde beden aklı bunu yapar ama sonradan bir şeyin farkına varır. Çünkü küçük dil dostumuz kanalı kapattığında artık hayatla alakalı süreç her şeyi bırakmış, küçük dil üzerinde yoğunlaşmış olur. Ve sizi ne yapar? Sanki yanınıza birisi var, hadi kalk der gibi diye uyandırır. Aslında yaptığı olay küçük dili açmak için sizi derin uykudan yüzeyli uykuya ve uyanma sürecini almaktır. Bazen o geçiş döneminde yanında birisi varsa bu gitti, nefes de alamıyor diyebilir. Veya yoğun bir horlama süreciyle de uyanabilirsiniz. Veya siz kendiniz bir anda uyanırsınız, ne oluyor diye ters su içinde kalmışsınızdır. İşte bu beden aklının hayatta kalmak için ortaya koyduğu bir senaryo. Biz buna uyku apnesi deriz.